Ormanlarımızı atalarımızdan kalan bir miras değil, gelecek nesillerimizin bir emaneti olarak görüyoruz. Bu anlayışın toplumumuzda özellikle de genç nesillerde yaygınlaşması amacıyla her yılın 11 Kasım tarihini Milli Ağaçlandırma Günü ilan ettik. Türkiye'yi zümrüt yeşilli bir ülke yapmak ve gelecek kuşaklara her açıdan daha güzel bir ülke bırakmak için var gücümüzde çalışıyoruz. Filistinli çocuklarımızla birlikte, protokol üyelerimizle birlikte geniş aile fotoğrafımızı alıyoruz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vel akıbetu lil müttakin. Ve la udvane illa alez zalimin. Ve salatu ve selamu ala eşrafil enbiyai vel murselin. Seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ey yerleri, gökleri, ağaçları, taşları, ormanları, kuşları, yağmuru yaratan Yüce Rabbimiz, vermiş olduğun bütün nimetler, rızıklar sebebiyle sana sonsuz hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Hamdimizi, şükrümüzü kabul eyle ya Rabbi. Yarın kıyametin kopacağını bilseniz bile elinizdeki fidanı dikin buyuran sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya sonsuz salat, selam ediyoruz. Dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, bir yılı aşkındır zalim işgalciler Gazze'de, Filistin'de çok büyük katliamlar, soykırımlar yapıyor. Oradaki Gazze'ye bütün dünyanın dikkatini çekmek ve farkındalık oluşturmak için burada ülkemizin 81 ilinde bu yıl Orman Bakanlığı olarak fidan dikme merasimini gerçekleştiriyoruz. Hayırlara vesile eyle ya Rabbi. Ormanlarımızı her türlü kazalardan, belalardan, felaketlerden, yangınlardan muhafaza eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, orman yangınlarında hayatını kaybetmiş olan şehitlerimize rahmet eyle ya Rabbi. Millet olarak ormanlarımızı koruma bilinciyle çocuklarımızı, gençlerimizi yetiştirmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, ormanlarımızı korumayı ve bütün tabiatı korumayı en güzel bir şekilde bu farkındalığı oluşturmayı milletimize nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, ormanları, bu fidanları dikme konusunda emeği geçen bütün kardeşlerimizin geçmişlerinin ruhlarını şad eyle ya Rabbi. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bakanlarımız, devletimizin bütün kurumlarını, ormanları koruma ve ormanları geliştirme konusunda milletimize rehberlik etmeleri dolayısıyla kendilerinden razı ol ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, şu anda burada fidan dikme merasimine katılmak için burada bulunan ve ülkemizin 81 ilinde fidanlarını dikmek üzere hazır bulunan bütün kardeşlerimizi her türlü kazalardan, belalardan, kötülüklerden muhafaza eyle, kendilerinden razı ol ve geçmişlerinin ruhlarını şad eyle ya Rabbi. Filistin'de akan kanı, yapılan soykırımı ortadan kaldırmak, bitirmek için bütün insanlığı, bütün Müslümanların güçlerini bir araya getir ve zalimlere karşı güç birliği yapmayı hepimize nasip eyle ya Rabbi. Zalimlere musallat eyle ya Rabbi. Onları birbirlerine düşür ve dünyanın neresinde mazlumlar varsa o mazlumları bu zulümden kurtar ya Rabbi. Kafeyi ehli iman ve ehli İslam ervahı için, cümle geçmişlerimizin ruhları için, Allah rızası için, El Fatiha.